Sevgili izleyenlerimiz, Aki TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir günde yeni bir programla birlikte huzurlarınızdayız. Efendim, bugün yine çok önemli bir manşetimiz var gündemimize çektiğimiz. Bugün takıntıları konuşacağız. Galiba özellikle Türk toplumunda konuşulması biraz daha ehemmiyetli bir konudan da bahsediyoruz. Zira özellikle mesela biz Türk hanımları temizliği, titizliği severiz ama takıntıya dönüştürebildiğimiz bir seyirde hayatımıza geçirebiliyoruz. Ve ütünün fişini çekmiş miydim, musluğu kapatmış mıydım, ocağın altını kapatmış mıydım gibi takıntılar hayatımızı derinden etkileyebiliyor. Peki bu takıntılar sadece güzel hassasiyetler boyutunda mı yaşanıyor yoksa hastalık boyutuna varabilen bir kısmı var mı? İşte bu sorunun cevabını uzman klinik psikolog Ayşe Kaya Göktepe hanımefendi ile birlikte inşallah bugün konuşuyor olacağız. Sizlerde aklıma takılan çok şeyler var. Şu takıntılardan bir kurtulsam diyorsanız sorularınızı da bizlere eşlik edebilirsiniz. 0212 696 86 55 ve 56 canlı yayın telefon numaralarımızdır. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hani yayın açarken dedik ya, biraz galiba Türk toplumunda konuşulması daha emniyetli bir konudan bahsediyoruz diye biz genel çevremize baktığımızda gözlemlediğimiz bir şeyden bahsettik ama siz işin uzmanı olarak aynı kanaatte misiniz? Biraz daha takan insanlar mıyız biz? Evet, biz genelde pek çok meseleyi kafamıza takan bir milletiz. Hatta anlatılmaz yaşanır mottosu da bizim dilimize epeyce pelesenk olmuş bir ifadedir. Genelde biz birçok şeyi içimize atmaya, birçok şeyi kafamızda takıp bükmeye meyilli bir milletiz. Bu biraz da Doğu kültürünün de aslında özelliği. Çünkü duygulara düşüncelerden daha fazla önem atfeden bir özelliğimiz var. Dolayısıyla bu noktada bizim daha çok meseleleri taktığımızı söyleyebiliriz. Şöyle enteresan bir çelişkimiz var gerçi. Bir yandan çok duygulu, çok duyarlı bir toplumuz hakikaten ama bir yandan da duygularımıza yabancı, üstünü kapatan da bir toplumuz. Bu yüzden çok kapattıkça da takıntıya dönüşen bir kısmı oluyor mu acaba? Tabii biz duyguları çözümlemek, onları ifade etmektense daha çok at arkana, geçer ifadesi halk tabiriyle ya da bunu görmezden gelirsen zaten o bir süre sonra geçecek gibi başa çıkma yöntemleriyle bunun geçeceğini düşünüyoruz. Aslında bunlar düşünülenin aksine fonksiyonel olmayan başa çıkma yöntemleri. Sonrasında onlar takıntı bozukluğu ya da kaygı bozukluğu şeklinde karşımıza çıkıyor. O noktada da klinik bir tabloyla karşılaşmış oluyoruz. Peki o zaman biz takıntı dediğimiz noktada nasıl bir tanım yapacağız? Yani hani dedik ya, ütüyü fişten çektim mi acaba, ocağın altını kapattım mı? Bunlar aslında güzel de hassasiyetler baktığımız zaman ama bu hassasiyet ne zaman sınırı geçiyor da bir takıntıya dönüşüyor? Şöyle, birisinin evden çıkmadan önce ütü yaptığında, evden çıktığı anda ütünün fişini çekmiş miydim, çekmemiş miydim gibi bir düşünceye sahip olması gayet tabii. Ben kendim de düşündüğüm oluyor. Bu gayet insani bir duygu ve düşünce diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var. Eğer kişi evden çıktıktan sonra ütünün fişini çektim mi, çekmedim mi düşüncesiyle sürekli meşgul oluyorsa ve eşini arayıp işte sen eve git bak, çektim mi, çekmedim mi diye zorluyorsa, eşi baktığı halde, diyelim ki gitti, baktığı halde hala ben çektim mi çekmedim mi, o belki doğru bakmamış olabilir diye düşünüyor. Hatta bu şu boyutlara bile vardı olabiliyor. Artık kişi bu kaygısıyla o kadar başa çıkamaz hale geliyor ki bu düşüncesiyle, ütünün, prizin daha doğrusu fotoğrafını çekip işe gidiyor. Ve eğer aklına gelirse ütünün fişini çekmiş miydim diye resmi açıyor, bakıyor telefona, tamam çektim diyor. Kendini bir kompüsyonla durduruyor ve işine devam ediyor. Bu noktada takıntı olmuş oluyor. Yani genel hatlarıyla şöyle tanımlanıyor klinik olarak. Kişi istemeden aklına gelen düşünceler ve zihinsel imajlar var ve kişi bunu bastırmaya çalışıyor. Nedir o? İstemeden bir şekilde, yani ütünün fişini çekme doğal bir hadise ama mesela farklı takıntılar da var. Mesela birden içinden küfretme isteği geliyor olabilir kişinin. Normalde hiç böyle bir insan değildir. Çok edepli birisidir normalde ama böyle bir şey aklından geçmiş olabilir. Bunu aklına getirdiği için de utanıyor olabilir kişi. Ya ben nasıl böyle bir şey düşünürüm diye. Ve bunu bastırmaya çalışıyordur. Sonra kendi kendine dualar okuyor olabilir bunu bastırmak için. Buradaki temel nokta günlük işlevlerine devam edememesi ve kişinin bir saatten uzun süreyle bu düşünceyle veya bu fikirle meşgul olmasıdır. Peki background'unda ne var bunun? Yani istemeden dediniz, çok dikkatimi çekti. İstemeden aklımıza gelen düşünceleri bastırma isteği aslında bir noktada. Öyle tanımlıyorsak biz takıntıyı. Background'unda ne var ki biz baş edemiyoruz bu düşüncelerle?
Normalde takıntılar bizim daha çok zayıf düştüğümüz anlarda ortaya çıkıyor. Yani ben şöyle tanımlamayı uygun görüyorum kendimce. Ruhsal bağışıklık sistemimiz ne zaman zayıf düşerse o zaman takıntı mikropları zihnimize şüşmeye başlıyor. Biraz vesvese de denir değil mi evet, halk arasında? Dini olarak vesvese olarak tanımlıyoruz biz bunu. Genellikle kişinin çok önem verdiği noktalarda bu takıntılar ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki kişinin dini hassasiyetleri çok yüksek düzeyde ve gerçekten buna çok önem veriyorsa bu kişi az önce örneğini vermiş olduğum mesela aklına birden küfretme dürtüsü geliyor ve bunu bastırmaya çalışıyor olabilir. Aslında hiç böyle bir şey yapan bir insan yapmış bir insan da değildir ama hayatı boyunca buna çok hassasiyet geliştirdiği ve bunu hep kınadığı için bu onun takıntısı olarak karşısına gelebilir. Hani dini bir tanımla bunu düşünecek olursak bu onun imtihanı olabilir dini literatürde. Bir de en başından beri hep şöyle bir inanış da vardır zaten neyi kınarsan başına gelir diye. Dolayısıyla kabullenmemizi de daha arttıran bir şey oluyor galiba. Yani zaten bak ben bu konuda hassastım işte birini de zamanında kınamıştım. Şimdi benim başıma geldi diye vesvesemizi de besliyor muyuz zaman zaman? Tabii ki vesvesemizi besliyoruz. Aslında bunun sebebi de yine fonksiyonel olmayan başa çıkma mekanizmaları. Yani bir şeye çok önem veriyoruz ama o önem verdiğimiz şeyi de çok aslında çözümlemiyoruz, bastırıyoruz direkt. Bu asla olmamalı, bu burada duracak. Ama o düşünce orada durmuyor. O düşünce biz zayıf düştüğümüz anda ortaya çıkıyor. Özellikle bayanların hamilelik dönemlerinde takıntılar çok ortaya çıkıyor. Çocuklarıyla ilgili olabilir. Ya çocuğum ölü doğarsa? Takıntısı. Biraz kaygıyla karışık da aslında bu önümüze gelen bir tablo genellikle. Veya ev hanımlarında yine temizlikle ilgili takıntılar ortaya çıkabiliyor. İşte tam oldu mu olmadı mı dönüp dönüp silmeler, dönüp dönüp elini yıkamalar. Bunlar kompulsif davranışlar dediğimiz. Yani kişinin aklına gelen o istemediği düşünceyi bastırmak için ortaya çıkardığı davranışlara kompulsiyon diyoruz. Bunlarla kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Ama daha çok stresini arttırıyor aslında. Yıllardır yaptığımız yayınlarda biz hangi psikolojik rahatsızlığa dair konuşursak konuşalım hanımlarda sanki bir tık daha fazla varmış gibi bir hisle ben yoluma devam ediyorum. Böyle bir şey var mı gerçekten? Evet, kadınlar var. Daha mı yatkın? İstatistiksel olarak mesela şöyle bir örnek verecek olursak kadınlar erkeklere nazaran daha depresif. Özellikle Türk toplumunda yapılan araştırmalarda. Ama şöyle bir yönü de var. Kadınlar erkeklere nazaran daha da mutlu. Bu biraz da bizim değişken ruh halimizle de ilişkilendirilebilir. Yani hatta internette bununla ilgili bazı espriler dolaşıyor. İşte hanımlar gün içerisinde 10-15 duygu modunda iken bir erkek sabah gülüyorsa akşam da gülüyor. Aynen duygu durumu devam ediyor. Sabah kızgınsa akşam da kızgın. O gün içerisinde hep aynı devam etmiş. Bu biraz da bizim sık duygu durumu değişim yaşamamızdan kaynaklanan bir özellik olduğunu da ben düşünüyorum açıkçası. Peki takıntı konusunda da hanımlarda daha sık mı danışanlarınıza baktığınızda bir tablo görüyorsunuz? Aslında hemen hemen aynı. Önceden belki daha sık görülebiliyordu ama biraz şeyin etkisinin olduğunu da düşünüyorum ben. Bu kapitalist sistemle birlikte kitle iletişim araçlarıyla kişilerin tüketim arzusunun arttırılmasıyla bazı konulardaki duyarlılıkları arttı. Dolayısıyla oradaki o mükemmeliyeti aramayla birlikte kişiler bazı şeylere gereğinden fazla takmaya ve büyütmeye başladılar. Ve bunlar bize farklı takıntılar olarak ortaya çıktı. Geldi önümüze. Yani erkeklerde de beden algısı bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz bu tür tabloyla da karşılaşıyoruz. Bu da bir takıntı türü. Şu an hemen hemen eşit gidiyorlar bu noktada. O kadar önemli bir yere değindiniz ki mükemmeliyetçilik hastalığı. Aslında belki işin en başından itibaren bizi takıntılı bireylere dönüştüren kısmın background'unda da burası olabilir. Biraz burayı açalım istiyorum ama öncesinde ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz bizlere bağlanmış. Hoş geldiniz programımıza. Alo, hoş bulduk. Merhabalar, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler size de, sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun, sorunuz varsa alalım. Evet, sorumuz var. Benim bir otizmli çocuğumuz var bizim, 24-25 yaşında. Gün içerisinde sürekli yarım saatte bir lavaboya gittiği zaman üzerini çıkarıyor. Yani tepeden tırnağa her şeyini soyuyor. Ve bu gün içerisinde yatana kadar devam ediyor. Ve bu yani bayağı sıkıntı. Üşüyor, üşütüyor. Ondan sonra işte yani sıkıntı veriyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bunu öğrenmek istiyorum. Ayşe Hanım'a hemen sorunuzu ileteceğim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı günler diliyoruz.
Otizmli bir evlat var, 24 yaşında, yarım saatte bir lavaboya gitme ihtiyacı ve her defasında tepeden tırnağa üzerini çıkarmak istiyor. Ne yapılabilir? Otizm takıntı bozukluğuna nazaran daha farklı bir rahatsızlık biçimi. Gelişimsel gerilikler kapsamında değerlendiriliyor. Otistik çocuklarda stereotipik hareketler dediğimiz, onlara özel tekrarlayıcı davranışlar bütünü olarak tanımlıyoruz stereotipik hareketleri. Bu tür davranışlarda bulunabilirler. Yani ne olabilir? Bu birden üstlerini çıkarabilirler tepeden tırnağa ve bunu sürekli yapmaya gayret ederler. Siz bunu durdurmaya çalıştığınız takdirde daha çok çoğaltırsınız. Çünkü bunu sürekli yapma ihtiyacı. Aslında onun kendisini ifade etme biçimi. Yani nasıl biz konuşuyorsak otistik çocuklarda stereotipik hareketler yaparak kendilerini ifade ediyorlar. Onların ifade biçimi. Bu gelişim geriliğinden kaynaklanan bir durum. Bu durumu bastırmaktan öncelikle vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü bastırdıkları takdirde, yani o üstünü çıkardıkça ona kızıp onu tekrar giydirmeye çalıştıklarında bu artacaktır. Tabii ki sosyal bir çevrede düşünürsek böyle bir tablo, yani sonuçta çocuk üstünü çıkarmaya devam ediyor ve bu tabloda eve gelen gidenler de olacaktır nihayetinde. Nasıl bununla başa çıkacaklar? Öncelikle bir özel eğitim kurumuna başvurmaları gerekiyor. Çocuğun bazı özellikle sosyal hayat modülünde dersler alması gerekiyor orada. Yine bir psikolog ve özel eğitim öğretmeniyle bu dersleri alacak. Tabii ki otistik çocukların sosyalleşmesi diğerlerine nazaran daha zor. Çünkü onlar insanların duygularını anlayamıyorlar. Yani bizim anladığımız gibi anlayamıyorlar. Ve onlarla göz teması kuramıyorlar. Dolayısıyla özel bir eğitimle bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Müzik terapiye yönlendirebilirler. Ben kendi şahsi tecrübemden bunu örnek verebilirim. Otistik bir çocukla çalışmıştı. 4,5 yaşındaydı. 2 ayın sonunda hiçbir şekilde seslendiğimizde yüzümüze bakmayan çocuk artık ismini söylediğimde göz teması kurabiliyor ve bizimle beraber müzik yapabilir hale gelmişti. Darbuka çalıyordu o da bizimle. Yani bu bir sosyalleşmeydi. Belki çok basit düzeyde ama sosyalleşmeydi. Bu vesileyle onun sosyalleşmesini sağlayarak stereotipik davranışını durdurmuş olduk. Çünkü bu çocukta da sürekli yüzünü tokatlama, yüzüne vurma davranışı vardı. Bunu başka bir aktiviteyle yönlendirerek bu davranışını durdurduk. Yani bu tarz bir aktivite yönlendirebilirler ama öncelik özel eğitim kurumuna yönlendirmeleri. Burada bir uzmandan destek almak gerekiyor. İzleyenimize tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz efendim. Reklamların ardından uzman klinik psikolog Ayşe Kaya Göktepe ile olan söyleşimiz devam edecek. Bugün takıntıları konuşuyoruz. 0212 696 86 55 veya 56'dan sizler de sorularınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Akit TV ekranlarındasınız. Kadınca Kararınca programını izliyorsunuz. Uzman klinik psikolog Ayşe Kaya Göktepe hanımefendi bugün bizlerle birlikte takıntılarımızı konuşuyoruz. Özellikle takıntı dediğimizde aklımıza gelen belki ilk temizlik takıntısından şöyle bir giriş yaptık, yol aldık ve hayatımızın içerisinde normal bir hassasiyetin bir tık ötesine geçmiş, belki bir hastalığa dönüşebilmiş hangi takıntılarımız var ve bu süreç içerisindeysek eğer nasıl tedavi yolları izlemek gerekir, bu sorunun da cevabını arıyoruz. İsteriz ki bugün madem bu konuyu konuşuyoruz, bu alanda kurtulmak ve arınmak da duamız olsun hep birlikte. Sizlerin de sıkıntılarınız varsa 0212 696 86 55 ve 56 canlı yayın telefonlarımızdan bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Hani dedik ya, işin en başına dönecek olursak, takıntılar en başta neden oluşuyor bu kısma bakacak olursak, siz önemli bir noktayı işaret ettiniz. Ve anneler olarak, özellikle modern çağ anneleri olarak hepimizin ne yazık ki omzumuza iliştirdiğimiz bir madalyamız da var, mükemmeliyetçi anne olmak. Çocuklarımızdan çok mükemmeli istiyoruz. Böyle yaparak takıntıların oluşmasına bir zemin hazırlamış oluyor muyuz? Nedir bunun etkisi? Tabii ki özellikle erken dönem çocukluk şemalarının oluşumunda ebeveynlerin eğitimi çok önemli rol oynuyor. Yüksek standartları olan ebeveynlerin beklentileri de çocuklarının kapasitelerinin üzerinde olmuş oluyor. Biraz yarışmacı eğitimle alakalı olarak da çocuklarına anneler epey yükleniyorlar. Yani aslında çocuklarını değil, kendilerini yarıştırmış oluyor anneler bir nebze. Ama annelerimize de çok yüklenmeyelim. Tabii ki de onlar çocukların iyi olmasını, güzel bir evlat olmasını istiyor. Fakat şöyle bir durum var. Çok fazla mükemmeliyetçi olduğumuzda, çocuğun gelişim devresinin üzerinde becerileri beklediğimizde bu sefer çocukta kusurluluk şemasının oluşmasına sebep olabiliriz. Bu da nedir? Çocuk incineceği için, incinmiş bir çocuk olacağı için siz isteseniz de
büyüdüğünde o çocuk daima kendisini kusurlu görecektir. Yani bu en içte yatan bir şey. Kusurluluk şeması olan bir kişi çok başarılı birisi de olabilir. Mükemmel okul birincisi, harika başarılara imza atmış, ilk defa bir tedavi yöntemini bulmuş bir doktor, hekim olabilir. Ama bu onun dipte yatan o kusurluluk şemasını tetiklemeyeceği anlamını taşımıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın biraz yaş dönemlerini de göz önünde bulundurarak taleplerde bulunmayı öneriyorum ben annelerimize. Tabii ki de istiyoruz çocuklarımızın iyi evlatlar, güzel evlatlar olmasını ama öncelikle evet hayırlı evlat olsunlar ama kendilerini de iyi hissederek bir hayırlı evlat olsunlar. Bir de gerçekçi bir şey değil, öyle değil mi? Yani kimse mükemmel değil. Galiba o yeterince iyi noktasında durmayı, o itidal dediğimiz orta noktada durmayı başarabilirsek zaten yeterince iyi bir anne olacağız. Çünkü mükemmel annelik diye bir şey yok, mükemmel evlat diye de bir şey yok. Bunu da biraz kabul etmek lazım galiba. Tabii ki de zaten öğrenme, özellikle davranışçı bir yaklaşımla yaklaşacak olursak deneme yanılmayla kazanılan bir süreçtir. Dolayısıyla çocuklarımızın bazı noktalarda biraz hata yapmasına izin vermemiz gerekiyor ki biraz gerçeği öğrenebilsinler. Çünkü bu sefer gerçek hayatta onlara daha büyük kötülük etmiş oluyoruz. Hı hı. Demin hani bir örnek vermiştik ya, acaba fişi prizden çektim mi çekmedim mi üzerinden bir takıntı örneği vermiştik. İnsanın orada biraz sanki hani duygu boyutunu incelediğimiz zaman kendine güvensizliğiyle de ilgisi var mıdır diye düşündüm. Hani bu kadar mükemmeli isteme üzerinden de, çünkü çocuklarımız sürekli acaba annemi memnun edeceğim mi üzerinden bir güvensizlik bina etmiş olabiliyorlar. Kişi kendine güvenmediğinde, o şema güvensizlik üzere inşa olduğunda mı takıntıya da zemin hazırlar? Tabii ki güvensizlik de takıntıyı tetikleyen en büyük özelliklerden birisidir. Güvensizliğin oluşmasında ikincil sebep duygusal yoksunluk da olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl? Mesela bir anne diyelim ki çocuğunu küçükken emziriyor ama onunla duygusal olarak bir bağ kurmuyor bebekken. Sadece emzirip altını değiştiriyor. Evet, fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyor ama onunla kaliteli zaman geçirmek dediğimiz, göz teması kurmuyor, onu sevmiyor. Babası da aynı şekilde akşam eve geldiğinde çocuğunla oynayıp onu sevmiyor, ona dokunsal bir temasta bulunmuyorsa bu çocukta duygusal yoksunluk olma ihtimali yüksektir. Ve duygusal yoksunluk olan çocuklarda da kendine güvenin düşük olması beklediğimiz bir tablo. Ama yine de çok kötü bir bakış açısına sahip olmak doğru değil. Nitekim çok travmatik çocukluk deneyimi olup da çok başarılı olan insanlar, çok iyi insanlar da var. Yani bu bir yandan hani ne kadar eksilere inersek o kadar çok artılara çıkma kapasitemiz olduğunu da hatırlamamız lazım. Sadece yaşadığımız şeylerin farkında olmamız önemli. Bu noktada destek alarak çok kötü tecrübeler yaşamış olsak da bunları aşabiliriz. Ama tabii sıfırdan bir çocuk yetiştiriyorsak bunlarda dikkatli olmamız da önemli. Zaten süreçte bize düşenlere ehemmiyetle dikkat ettikten sonra boş bıraktığımız, eksik yaptığımız yerler illaki olacak. Bizim bu yayınları yapmamızın temel sebebi de aslında budur. Yoksa teşhis noktasında çok karanlık tablolar çizip ümitsizliği artırmak kesinlikle değil. Hı hı. Sadece tablo ne kadar kara olursa olsun sonrasında çıkış yollarının da Cenab-ı Hak tarafından bize işaret edildiği kısımları sadece görebilmek. Bu noktada size gelen danışanlarınızdan yola çıkarak, diyelim ki bir hanımefendi size geldi ve bir takıntı üzerine geldi. Ama söyleşinin sırasında ortaya çıkıyor ki ya ben zaten yapamam ki. Yani ben zaten bunu beceremem. O yüzden tekrar tekrar kontrol ediyorum gibi güvensizliğe, hı hı, ve değersizliğe dayanan altından bir şey, hı hı, çıktıysa eğer. Burayı nasıl tamam etmeye çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle, birinci önemli olan şey her şeyden önce danışanın terapistle güvenli bir ilişki kurması gerekiyor. Yani danışanın terapiste güvenmesi gerekiyor. Evet, bu terapist gerçekten beni anlıyor. Benim bakış açımı görebiliyor. Benim hissettiklerimi hissedebiliyor. Bu düşünce onun aklında değerleşmesi gerekiyor. Güvenin ardından gelen ise umut. Yani danışanın umutlu olması gerekiyor. Bir yerde eğer o kişi bunu aşabileceğine dair umudu %50'nin altındaysa zaten klinik tabloda da çok başarılı sonuçlar alamıyoruz. Bir de obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı bozukluğu, kaygı bozuklukları ve diğer bozukluklara nazaran biraz daha kompleks bir tablo. Yani evet, takıntı üzerinden çalışıyoruz ama takıntıyla çalışırken aslında erken çocukluk şemalarına da inmek zorunda kalıyoruz. Çünkü karşımıza genellikle çıkan bu kusurluluk şeması ve yüksek standartlar konusunda ve bununla ilişkili anılarla ilgili bir çözümlemede, bir kabulde bulunmuyorsak bu takıntı yine bir yerlerden nüksetmeye, geri gelmeye başlıyor. Dolayısıyla diğer bozukluklara nazaran biraz daha uzun süreli tedavi. Tabii ki 3-4 yıldan bahsetmiyoruz ama diğerleri 10-12 seansa
OKB'de 16-17 seansı bulabiliyor. Hani kusurluk şeması dedik ya, bu şemanın üstesinden gelebilmek için siz o kişiye kusursuz olduğu alanları göstererek mi o duygunun hani panzehirini tabiri caizse vermiş oluyorsunuz? Yoksa diğer insanların da kusurlu olduğunu göstermek mi rahatlatıyor? Şöyle, kendini kusurlu hissettiği tetikleyici olaylar üzerinden önce gidiyoruz. Ve bu olaylarda imajinasyon yöntemiyle kişinin o olaya tekrar gitmesini sağlıyoruz. Yani nedir imajinasyon dediğimiz? Gözlerini kapatıyor. O yaşadığı alana gidiyor. Tabii bunun için güvenli bir alan da belirliyoruz. Çünkü o anı bazen çok sarsıcı olabilir ve kişinin dağılmasına sebep olabilir. Güvenli bir alan, onu danışan belirliyor, beraber belirliyoruz. Kendisini kötü hissettiği anda o güvenli alana geçiyor zihninde. Bu anıyı tekrar canlandırıyoruz ve orada aslında terapist sınırlı ebeveynlik dediğimiz şeyi yapıyor. Yani diyelim ki danışanın annesinin öfkesi çok büyük ve annesi ona sen hiçbir işe yaramazsın, senden de adam olmaz zaten demiş çocukken sürekli. Bunu söylüyor. Orada sonra biz onu annenin yerine koyuyoruz. Sen annenin yerinde olsaydın ne derdin? İşte ben şöyle derdim. Sonra ebeveynin yerine terapist geçiyor. Şimdi ben annenin iç sesiyim diye ve orada aslında olması gereken sağlıklı tabiri söylüyor. Duymak ve bu anneyi, istediği cümleyi evet, duyuyor. Yani. Anneyi tekrar yapılandırıyoruz. Ne hissettin? Nasıl? Neler düşünüyorsun şimdi? O zaman ne düşünüyordun? Bundan dolayı kendini suçluyor mesela. Çünkü ben zaten beceriksizdim gibi bir suçlaması var. Aslında öyle değildi. Aslında işte annem benimle ilgili değil, başka bir şeye kızmıştı, bu yüzden böyle söylemişti. Veya işte babama kızmıştı, bu yüzden böyle söylemişti gibi. Artık o olayın gerektirdiği neyse ona dair sebepler getiriyor bize ve biz bunu tekrar işleme almış oluyoruz. Ve kişi bunun farkına varmış oluyor. Buradan şunu mu anlamak lazım? İnsan bedenen geçmişe dönemeyeceğine göre zihnen bile o dönüş mümkün olmuş olsa o duygularda bir sağaltma sağlanıyor mu? Yani zihin onu gerçekmiş gibi mi kabul ediyor? Tabii ki. Özellikle EMDR dediğimiz bu Eye Movement Desensitization Reprocessing açılımı İngilizce olarak. Yani göz hareketleriyle travmayı yeniden işleme alıyoruz. Nasıl? Şöyle ki biz travmatik bir olay yaşadığımızda beynimizin sadece amigdal dediğimiz duygularla ilgili olan kısmı o travmayı işleme alıyor. Ve travmada yaşamış olduğumuz görsel sahneleri de parçalayarak işlemliyoruz. Çünkü o kadar ağır ki o sahne, işte dayak yemiş olabilir veya başka tür istismarlar da yaşamış olabilir. Bunu parçalayarak zihne alıyoruz. Travmaya götürdüğümüzde, travmatik anıya götürdüğümüzde bu terapi tekniğinde şöyle bir şey var. Evet, danışan geçmişteki anıya gidiyor ama bir yandan ya iki bacağı, ya ellerine ya da iki kulağa ses verecek şekilde, onun bir cihazı var. Kişi bunu anlatırken iki kulağına ses veriliyor ya da dokunmayla izin veriyorsa hasta. Bu şekilde aslında kişinin beyninin iki lobunun da uyarılmasını sağlıyoruz. Yani travmatik anıyı yaşadığı esnada onu parçalayarak zihnine almıştı. Onu tekrar iki lob aracılığıyla, yani hem sağ hem sol lobda onun tekrar hafızanın konumlandığı temporal lobdan geçerek işlemlenmesini sağlıyoruz. Böylelikle aslında kişi travmada o görmediği yerleri de görmüş oluyor ve onu kurban psikolojisinden çıkarmış oluyoruz. Yani ben bu yaşadığımın kurbanı değilim. Evet, bunu yaşamış olabilirim ama bunu yaşadığım için kalan hayatımı da berbat bir şekilde geçirmek zorunda değilim'e kendisi gelmiş oluyor. Yani siz bunu ne kadar deseniz de travmada sizin bunu demeniz önemli değil. Onun şimdi buna inanıp kendisinin yani demesi önemli. Peki aynı şekilde takıntılarda elbette ki en ideal olan bir uzmanla çalışmaktır ve süreci bir uzmanın yönetmesine o süreçte daha güvenli olarak götürebilmektir, idame ettirmektir. Ama diyelim ki böyle bir şansımız yok bizim ve belli konularda taktığımızı, kafamıza çok taktığımızı hissediyoruz. Bunun üzerine mi gitmek gerekir zihni aksine ikna etmek için, yoksa hiç görmezden mi gelmek gerekir? Yani kendi başımıza götüreceğimiz süreçte nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle, görmezden gelmek genelde kompülsiyonlarla kendisini tekrar gündeme getiriyor. Bir vaka örneği vermem gerekirse, bir danışanım namazlarını sürekli ard arda kılıyordu. Yani kılıyor, olmadı, tekrar kılıyor, olmadı, tekrar kılıyor. Annesini çağırıyor, sen otur, gör kıldığımı, kılıyor. Saatlerce namaz kılıyor gün içerisinde. Minimum bir saat zaten bunun kriteri, ki bu danışan yaklaşık günde 5 saat namaz kılıyordu.
Orada yaptığı şey şu, baston davranış dediğimiz. Yani annesini geliyor, bak sen de gör, ben kılıyorum değil mi? Annesi diyor ki evet kıldın. Ama işte ben diyor mesela rüküye düzgün gitmedim, tekrar kılıyorum, tekrar kılıyor. Bu şekilde bu takıntı tablosu bayağı tekrarlayıcı biçimde hayatında sürüyordu. Tabii ki hani bu tür vakalarda terapinin yanında ilaç kullanımı da gerekli. Hmm. Çünkü o kişinin işlevselliğini geri getirmemiz gerekiyor. Ama diyelim ki uzmana gidemedi, gerçekten böyle bir şansı yok. Beş adımlı bizim kısaca hani en azından bir süreliğine onu sakinleştirebilecek bir tedavi müdahalesi demeyelim de koruyucu müdahale desek o zaman daha doğru bu 5 adımdan bahsedelim ama ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Muğla'dan bizlere ulaşmış. Önce ona bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Sorunuz varsa alabiliriz. Buyurun. Biraz heyecanlıyım da. Buyurun. Ben mesela günlük ev işlerimi yapamıyorum. Nasıl diyeyim, sürekli kafamda takılıyor işler. Başlayamıyorum yani bir türlü. Düzgün yapıp yapamayacağınız hususunda mı kafanıza takılıyor? Kafanıza takılan nedir? Yani evin içindeki işler hepsi aklımda oluyor ama mesela şurada şu toz var, burada bu şeyler var gibisine. Hani hepsi kafamda dönüp duruyor ama kalkıp da onları başlayamıyorum bir türlü. Ve bende bu çok sıkıntı yaratıyor. Sonra peki, yani bu işe bir türlü başlayamıyorsunuz ama sonuçta ev işleri de bir şekilde yapılacak. Başladığınızda nasıl başlıyorsunuz? Çok zoraki, yani mecburiyet hissederekten, eşim kızacak gibisine mesela. Akşam üzeri olmak üzere oluyor mesela. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum o kızacağı için mesela. Ama yine de hepsini bitiremiyorum yani. Her şey yarım yamalak kalıyor. Sadece ev işlerinde mi yaşıyorsunuz peki bu hissettiğiniz duyguyu? Evet. Kendi evimin içinde yani. Ev işleri, toplamak olsun, bulaşık olsun, ne bileyim yemek olsun. O zaman Ayça Hanım'a bir danışalım bakalım. Ne yapmak lazım harekete geçebilmek için, o aklımızdaki işleri hayata da pratiğini yapabilmek için ne yapmak lazım soralım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı tamam. Günler diliyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda bütün sıkıntılarınızdan arınmanıza vesile olsun inşallah. Duamız olsun. Ne yapmak lazım böyle bir durumda? Şimdi bu tabloda benim gördüğüm şöyle bir durum var. Bu da yine bir takıntı biçimi. Nasıl? Burada kişi kaçınma davranışını sergiliyor. Yani o kadar büyük, o kadar büyük ki çünkü onları en ince noktasına kadar temizlemeliyim. Bütün tozları almalıyım. Bu benim saatlerimi alacak. Ben bunu yetiştiremeyeceğim. O zaman ben bunu yapmayayım. Veya işte sosyal, diyelim ki ben çok güzel olmayacak, çok güzel giyinemeyeceğim, çok güzel başaramayacağım. O zaman hiç yapmayayım, geri çekileyim. Yani bu kaçınma dediğimiz bu davranışla aslında bu zihne gelen bu büyük obsesyonu kişi bu şekilde bastırmış, telafi etmiş oluyor. Öncelikle şunu öğrenmemiz lazım. Kişi ev işlerine ne anlam veriyor? Yani onun için o ev işlerini yapmak ne anlam ifade ediyor? Çünkü eşim eve geldiğinde bunları hızlı şekilde yapıyorum dedi. Yani ev işlerini yapmak acaba eşin, yani eşinin sevgisini kazanmakla eş değer mi? Yoksa başka bir anlamı mı var? Veya ben ev işlerini yaparsam çok başarılı olacağım veya ev işlerini yaparsam kötü bir isim olacağım gibi gibi. Bunun gibi ona verdiği anlamları bulmak lazım. Ve sonra bu anlamı tetikleyen durumlara bakmak lazım. Yani bu anlamı tetikleyen durumlar evet ev işleri. Ama bunun başka ortaya çıktığı durumlar da olabilir. Kişi bunun farkında olmayabilir. Bunlar seansta ele alınabilir. Bu anlamı bulduktan sonra zaten genel o tüm durumlar çalışılacaktır. Ve kişinin orada vermiş olduğu anlam değiştirildiği için takıntı da otomatik olarak gidecektir. Biraz sonra bahsedeceğim 5 adımlı müdahale stratejisinde de genelde bunu uyguluyoruz. Yani elini yıkadın mı yıkamadın mı üzerinden konuşmak yerine elini yıkamaya verdiği anlam üzerinden çalışıyoruz. Çünkü yıkadın mı yıkamadın mı bu sefer artık terapisti annesinin yerine koy. Hani annesi duruyordu namaz kılarken. Doğru. Kıldım, oldu mu olmadı mı? Şimdi bu sefer terapiste sor. Oldu mu? Psikolog hanım, oldu mu, yaptın mı, geçebildin mi gibi sorular sormaya başlar. Ve bu siz bu sefer kötülük yapmış olursunuz.
bu şekilde çalışmıyoruz. O anlam üzerinden gidiyoruz. Zaten diğer türlü herhalde buzdağının gözüken kısmını sadece ilgilenmiş oluruz. Altındaki o büyük sebep kalmış olur. O zaman biz o 5 adımımıza geçelim. Çünkü her türlü takıntı için kişi eğer bir uzmana gidemiyorsa, ki takıntılarda Ayşe Hanım da özellikle söyledi. Hatta diğer rahatsızlıklara göre biraz daha uzun soluklu bir süreci olabileceğinden de bahsetti. Ama bu bizi korkutmasın. Önemli olan hayatımızda hangi rahatsızlık olursa olsun bunun çözüm kapılarını tıklatmaktır. Süreçte bize düşen bu şifa elbette ki Rabbimizden. Peki gidemiyorsak o 5 adımı nasıl hayatımıza geçirelim? Nedir 5 adım? Şöyle 5 adımdan önce de önemli bir nokta var vurgulamak istedim. Hemen onu söylemek istiyorum kısaca. Şimdi obsesif kompulsif bozuklukla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ayrı şeyler. Ne farkı? Bir insanın çok mükemmelliyetçi olması onun obsesif kompulsif bozukluğa sahip olduğu anlamına gelmez. Eğer kişi çok mükemmeliyetçi ve etrafındakiler bundan şikayet ediyor ama kişi diyorsa ki ben çok düzenli birisiyim, ben hep böyle takdir aldım, beni herkes imreniyor, benim evime bayılıyorlar, tertemiz evim diyorsa o kişide obsesif kompulsif kişilik bozukluğu vardır. Yani kişi takıntısının farkında değil, bu konuda içgörüsü yok. Yani ben ne yapıyorum, bu kadar mükemmel olmayacağının farkında değil ve bunu aslında kendisine rahatsızlık ve huzursuzluk verdiğinin farkında değil. Etrafındakiler bundan şikayetçisi, o zaman obsesif kompulsif kişilik bozukluğu diyoruz. Bu tablo biraz daha ağır. Bu tabloda bilişsel davranışçı terapiden ziyade şema terapiyle çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu daha çok erken dönem çocukluk şemalarıyla ilişkili. Yani muhtemelen kusurluluk şeması karşımıza gelecektir. Ama obsesif kompulsif bozuklukta şöyle bir durum var. Kişinin takıntıları var. Yani evini mükemmel temizlemesi gerektiğini biliyor ve bunu yapmak için 10 kere camı siliyor diyelim mesela. İşte 5 kere televizyonun tozunu almazsa televizyonun temiz olmayacağına inanıyor. Ve artık bir süre sonra bundan sıkılmaya başlıyor. Yani kendi kendine diyor ben ne yapıyorum, ben deli miyim demeye başlıyor. Çünkü çok fazla yoruluyor. Evet. Bu obsesif kompulsif bozukluk. Burada içgörü var. Yani kişi diyor ki evet benim takıntım var. Ben bunun üstesinden gelmem lazım. Ya kaçınıyor, ev işlerini hiç yapmıyor. Ya işte bu priz örneğinde olduğu gibi resmini çekiyor. Bu baston davranış dediğimiz kontrol ediyor. Çekmiş miydim, çekmemiş miydim? Ya da tamamen ondan ilgisiz. Mesela kendine bir cümle belirlemiş olsun. Yani işte ben çok akıllıyım cümlesi. Bunu aklına getiriyor. İşte 100 kere ben çok akıllıyım, ben çok akıllıyım derse o takıntının zihnine gelmeyeceğini düşünüyor. Bunların hepsi fonksiyonel olmayan başa çıkma yöntemleri. 5 adımlı müdahale stratejimize dönecek olursam. Şöyle ilk adımımız şu. Takıntıyı değil, takıntıya verilen anlamı belirlememiz gerekiyor. Yani bu takıntı benim için ne anlama geliyor? Şimdi ben diyelim ki ütünün fişini çekme örneğinden bahsedeyim. Çünkü bu çok yaygın bir şey. Evet. Ütünün fişini çekmediğimde en kötü ne olabilir? En kötü senaryo yangın çıkabilir. Peki bu yangın bir felaket mi benim için çok büyük? Yoksa yangın. Evet, yangın kötü bir şey. Kimse evin sonuçta yangında yanmasını istemez. Evet. Ama bu yangın imajını düşündüğümde benim zihnimde neler oluşuyor? Yani ben dünyanın sonu geldi gibi mi düşünüyorum? Yoksa evet yangın olabilir, benim sorumsuzluğumdan dolayı da olabilir. Ya da şey mi diyorum, yangın oldu benim sorumsuzluğum yüzünden, ben çok kötü bir insanım, herkesi mahvettim. Yani buradaki anlam önemli. Bu yine kişiyle şekillendirilenmiş. Yani genel anlamda kişi takıntıya şu anlamı verir, bu yüzden bunu yaşar demek çok doğru değil. Onun hikayesi üzerinden bunu buluyoruz. İkinci adımda ise takıntının şiddetini ve sıklığını belirliyoruz. Günde kaç kez aklına geliyor ve kaçar dakika arayla. Yani bazen mesela öyle ki gün boyu hiç gelmez, gece tam yatağa girer. Ben ellerimi yıkadım, temiz olmuş muydu, olmamış mı? Olmuş mu, olmamış mı? Bir saat aklına gelir kişinin bu ve en sonunda dayanamayıp kalkar, 40 kere elini yıkar, temiz olduğuna inanır, yatar, sonra tekrar gelir, tekrar kalkar. Veya şöyle olabilir, gün içinde ikişer saat arayla geliyor olabilir bu kişinin aklına. Daha kısa sürüyor olabilir. Yani mesela bir dakika geliyordur, yıkadım mı, yıkamadım mı? 10 kere yıkar, geçer. Ondan sonra 2 saat sonra yine gelir 2 dakika arayla o. Yıkadım mı, yıkamadım mı, elini yıkar, geçirir gibi. Bu bunu tedavi yöntemini etkileyen bir şey mi? Tabii, ne kadar ona göre bir planlama yapıyoruz. Yani
Ona göre o müdahale stratejisini geliştiriyoruz. Yani eğer akşamsa diyelim uyku sırasında geliyorsa zaten kişi ilaca başladığında uykuya rahat dalabilmesi için ilaçlar alması yönünde konsültasyon yapıyoruz psikiyatristle. Hmm. Dolayısıyla orada bir nebze aslında hafifletmiş oluyoruz. Hmm. Onu bir tık geri çektiğimiz için takıntıdan artık o biraz nefes almış oluyor. O arada da biz bilişsel müdahalelerimizi yapıyoruz. Hmm. Üçüncü adımda ise takıntı ile ilgili gelen hisleri derecelendiriyor. Diyelim ki ben ütünün fişini çektim mi çekmedim mi? Bu bende hangi duyguya sebep oluyor? Kaygı. Neden? Çok kaygılanıyorum, korkuyorum. Ya evde yangın çıkarsa, ya bütün mahalle yanarsa, ya işte herkes bana sen ne sorumsuz insansın, bütün mahalleyi yaktın derse. Ben nasıl, ne yaparım, kendimi nerelere atayım şeklinde ne tür duygular hissettim, korku mu, kaygı mı, bunları belirliyoruz. Ve bunları birden yüze kadar derecelendirmesini istiyoruz. Hem korku hem kaygı hissedebilir. Eğer derece 60'ın üzerindeyse ciddi bir klinik tablodur bizim için. Ve biz onunla mesela 15 günde bir değil de haftada bir seans yaparız. Daha sıklıkla onu seansa çağırırız. Kişi bunu peki objektif olarak belirleyebilir mi? Yani birden 100'e kadar şiddetinin ne olduğunu. Çünkü o kaygı yaşadığımız anda hepimizin yoğundur. Hani hele ki bir takıntı şikayetiyle gelmişsek. Zaten şöyle, onu şöyle yapıyoruz. Şimdi sen bu odadan çık, o ana git. Ütünün fişini çekmediğini hatırladın ofiste ve birden düşünceler zihnine üşüşmeye başladı. Ne tür resimler geliyor? İşte yangın çıktığını görüyorum, ütünün patladığını görüyorum. Peki bu resmin karşısında ne hissediyorsun? Çok korktum, çok kaygılandım. Birden 100'e kadar derecelendirir misin? 90 diyor mesela. Çünkü o ana gitmiş. Ama şimdi sen buradaki sen olarak o olaya bak dediğinde tabii ki 90 demeyecektir, 60 diyecektir. Çünkü oradan uzakta. Ama çok ciddi tablolarda hala 90 diyebiliyor. Çünkü hala aklında o düşünce devam ediyor. Dördüncü adımda ise takıntı anında kullandığımız bastonlar. Yani kişi bu takıntılı düşünce aklına geldiğinde ne yapıyor? Prizin resmini çekip iş yerinde ona bakarak mı sakinliyor? İşe gitmemeyi mi tercih ediyor? Ütünün yanında durmayı mı tercih ediyor? Bu bir kaçınma davranışıdır. Ya da tamamen işte kendine bir cümle belirlemiş. 100 kez onu tekrarlarsam geçeceğini düşünüyor. Ama takıntıyla ilgili değil. Mesela çok sevdiği bir elbisenin resmi. Onu düşünüyor 100 kere. Zihnini dağıtmaya çalışıyor, evet, yani. Evet. Bunu mu yapıyor? Bunların üçü de fonksiyonel değil. Bunlar o anlık bir rahatlık sağlar ama yarayı daha çok derinleştirir. Ve obsesyon bir saatse 2 saat boyunca zihni meşgul etmeye başlar. Ve son adımda da takıntımızla yüzleşiyoruz. Burada da ufak bir örnek var. Mesela birisine diyelim ki kırmızı tavşanı düşünmeyin dediniz. Hemen düşünün. Dediğim anda mesela şu an aklınıza evet, geldi. Ben bu kırmızı tavşan düşüncesinden şu an çıkamıyorum. Çünkü düşünmeyin dediğim anda o benim zihnime geldi. Takıntılar da böyle. Ben bunu düşünmeyeyim dedikçe o düşünmeye devam edecek. Yüzleşme noktasında hani ben ne zaman aklıma geliyor? Bu takıntı neyin nesi? Ne anlama geliyor? Bununla yüzleşmesi gerekiyor. Bu noktada klinik yardım almalarını öneririz ama alamıyorlarsa da bununla ilgili kitaplar okuyabilir, araştırma yapabilir. En azından takıntısının hangi tür takıntı olduğunu öğrenebilir. Hı hı. Çözüm kısmında nerelerde duracağımızı konuşmaya devam edelim. Zira izleyicilerimizden gelen sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen sorular da var. Onları da az sonra efendim uzman klinik psikolog Ayşe Kaya Göktepe'ye iletiyor olacağım. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Bugün çok önemli bir manşetimiz de var efendim. Takıntıları konuşuyoruz. Televizyonunuzu an itibariyle açtıysanız bir ucundan yakaladınız diyebiliriz. Takıntının biraz tanımını yaptık. Hayatımızda neden takıntılar var ve yine anneliğimize döndüğümüz seyirler de yaşadık elbette. Zira ne kadar mükemmeliyetçi olursak, çocuklarımızdan, evlatlarımızdan ne kadar kusursuz bir gelişim seyri beklersek onları da takıntıya o kadar meyyal hale getirebiliyoruz. Bu bağlamda sizlerin de soruları var. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız üzerinden Hatice Kübra Tongar arkadaş listenize dahil ettiğiniz vakit sorularınızla eşlik edebileceğinizi yayınımızın başında söylemiştik. Nurse Hanım bizlere ulaşmış, demiş ki 6,5 yaşındaki oğlum neyi sevdiyse ondan bıkana kadar 24 saatini onunla geçiriyor. Uykuda dahi elinde o oyuncağın olmasını istiyor. Uykudan gözünü açınca direkt o nesneyi soruyor ve bulamazsak çok ağlıyor, tutturuyor. Bu bir takıntı mıdır, ne yapmamız lazım diye sormuş. 6,5 yaşındaydı değil mi? 6,5 yaşında. Şimdi çocuklar deyince ben biraz hep dinamik teoriden gidiyorum. Belki de aldığımız eğitimle ilişkili olarak. Şimdi dinamik teoriye göre gizil dönemde bu çocuk. Yani ilkokul çağı çocuğu olduğu için artık daha bu içe kapandığı bir dönem.
O oyuncağa çocuğun verdiği anlam önemli. Yani annesi çocukla mesela bu oyuncak aracılığıyla oynayabilir. Mesela kukla gibi onu kullanabilir, onu konuşturabilir ve çocuk oyun içerisinde ona cevap verebilir. Yani işte senin adın ne? İşte mesela oyuncak ona diyebilir, ben seni çok seviyorum, işte senin şöyle olduğunu düşünüyorum diyor oyuncak ona. Çocuk ona ne diyor acaba? İşte sen benim nasıl birisi olduğumu düşünüyorsun veya neler hissediyorsun, işte seninle çok eğleniyor muyuz gibi böyle sorular sorarak en azından ufak düzeyde de olsa çocuğun ona ne anlam verdiğini çözebilir. Ama tabii ki tüm bunlardan önce en birinci tavsiye edeceğim bir oyun terapisti olan psikoloğa gitmelerini tavsiye ederim ve oyuncağı alarak da terapiye gitmelerini tavsiye ederim. Ama tek bir oyuncak değil mesela, işin enteresan kısmı o, öyle değil mi? Yani yeni aldığı ne varsa diyor, ondan sıkılıncaya kadar gece gündüz onunla olmak istiyor diyor. Yani hani tek bir örtü olur, tek bir emzik olur ya da tek bir oyuncak olur, biraz daha anlaşılabilir bir şey olur. Sıkılıncaya kadar yeni şeye böyle bir bağımlılığı nasıl tarif ediyorsunuz? Bağımlılık şöyle, ne kadar süre o oyuncakla oynuyor ona bir bakmak lazım. Ve bu oyuncakla oynaması onun okula gitmesine engel oluşturuyor mu? Veya onun uyumamasını sağlıyor mu? Yani sonuçta bu çocuğun zamanında uyuması lazım, zamanında yemeğini yemesi lazım ve okula gidip ödevlerini yapabiliyor olması lazım. Hayatını bunların ne kadar etkiliyor yani? Hiçbirisine engel değilse çocuk bununla oynayıp ki sıkılınca da bırakıyor. Güvenli bir ayrışma da var. Sürekli elinde tutmak istiyormuş ama oynamadığı zaman da. Sürekli elinde tutmak istiyor ama belli bir süre sonra sıkıldığında bu oyuncu tam vazgeçiyor. Yani bunu hiç bırakamayıp üzerine yenilerini eklemiş olsa o zaman ciddi bir tablo olmuş olabilir. Ama bir noktada oyuncağı bırakabildiği için çok fazla üstüne gitmemesi daha doğru olur. Çünkü üzerine giderse çocuğunun bırakması ve alması ile ilgili ve ilgi gösterirse bunu pekiştirip üzerine daha yenilerinin de eklenmesine sebep olabilir. Biraz daha serbest bırakmak lazım. Nitekim gizil dönemde yani diğer okul öncesi döneme nazaran daha çabuk bu olayı atlatabilirler. Sivas'a uzanıyormuşuz şimdi. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz bizlerle birlikteymiş. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de çok iyiyiz. Sizlerin sesini duyunca daha iyi oluyoruz. Buyurun, sorunuz Allah varsa alalım. Allah iyiliğinizi artırsın. Sağ olun. Buyurun. Sorum şöyle bir sorum var. Yani ben de yıllar içerisinde şöyle bir durum gelişti. Bilmiyorum yani bu konunuzla ne kadar alakalı ama sormak istedim. Herkesi kırılma gibi. Yani çevremdeki herkese, mesela birçok arkadaşımı yıllar içerisinde kaybettim. Yani aslında belki hani anlattığım zaman duruma göre işte haklı haksız demeyeceğim ama kimi zaman ben, kimi zaman onlar, ama ya aşırı derecede kırılıyorum. Yani işte bir ortam oluyor, bir şeyler konuşuluyor, sonra ben onu eve geliyorum. Ya şöyle dedi, yani niye böyle dedi, yani niye beni herkes kırıyor gibi bir şey oluştu. Aslında çevreden de hiç böyle görünmeyen bir insanım, o da ayrı bir durum. Yani böyle tam işte ya birkaç tane işte dostum kaldı, arkadaşım kaldı, onlara güvenebilirim dediğim anda hemen biriyle problem yaşıyoruz. Ya problem dediğim çok, belki karşı taraf bunun farkında bile değil. Yani bana bunu söyleyip de kırdığının farkında bile değil. Ama ben mesela migren ağrılarım var. Yani o en ufak bir söze benim 3 gün migren ağrısı çekebiliyorum. Yani sorun bu kadar. Dinlemek istiyorum televizyondan. Bilmiyorum, bir şey sormak istiyor musunuz? Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İnşallah peki, çözüm kapısını ederim, aralamış olalım sizler için. Sivas'a selamlarımızı, sevgilerimizi peki, gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı günler diliyoruz. Buyurun. Şimdi bu durumla ilgili olarak ben yine erken dönem çocukluk şemalarına döneceğim. Sık sık dönüyorum. Şöyle bir durum var. Birincil olarak erken çocukluğa dönmeden önce hanımefendi bir olaya sinirlendiğinde veya kırıldığında birisine bunu söylemek yerine içine atıp eve gelip sosyal izole olup bunu düşünüp bu vücuduna yansıyor. Yani ne oluyor? Migren ağrısı olarak. Aslında vücut ona tepki vermiş oluyor. Bu kadar içine atma. Git onu söyle. Ne olacak ki? Şöyle bir durum var. Genelde biz Türkiye'de çok karşılaşıyoruz. Öfkemizi ifade etmenin hadsizlik olduğunu düşünüyoruz. Yani şunu önce bilmek lazım. Birisine öfke ifade etmek hadsizlik değildir. Ve şöyle bir konu da var. Öfkeyi ifade etmek, öfke davranışları, işte birisine küfretmek, birisini dövmek, birisini incitmek şeklinde değildir. Öfke bir sınır çizmektir. Yani diyelim ki bir arkadaşı ona sen şöylesin veya sen böylesin dediğinde kişinin ona veya ona birisi küfür etti diyelim yolda, şu şekilde tepki verebilir.
Siz bana şu an böyle konuşamazsınız. Ben şu an sizinle konuşmak istemiyorum. Bu nedir? Yani burada kişi o lafı yemiş veya o lafın altında kalmış veya ezilmiş olmuyor. Hem kendisini ifade etmiş, güçlü bir konumda ifade etmiş, hem de sınır çizmiş oluyor. Bir dakika orada durun. Burası benim sınırım demiş oluyor. Evet. Bu şekilde bir ifade. Yani kişileri ben diliyle öfkesini ifade edebilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Mesela sen çok çirkinsin veya işte sen akılsızsın dedi arkadaş ona. Ben sen böyle dediğinde kendimi üzüntülü hissediyorum, kötü hissediyorum. Bunu demeyi bir denemesi lazım karşısındakine ve onun tavrını görmesi lazım. Birincil olarak. İkinci olarak da sürekli olarak işte hayatımda birisine güveniyorum ilk defa ve onunla problem yaşıyoruz. Diyorum ki evet tam doğru arkadaşım o gidiyor. Burada biraz daha bağlanma bozukluğunu görüyoruz. Yani çelişkili bağlanma dediğimiz nasıl oluyor? Çelişkili bağlanması olan bir bebek annesi odadayken diyelim ki annesi onu bıraktı gitti. 0-2 yaşta çocuk annesini görmediğinde yok gibi sayıyor. Çok ağlıyor, hırçınlaşıyor, herkese vurup kırıyorsa ve annesi geldiğinde de annesine de vurup kırıyorsa bu kişide çelişkili bağlanma vardır. Neden? Çünkü annesi yokken de ağlıyor, annesi geldiğinde de ağlıyor, annesine de vuruyor. Çünkü öfkesi var, beni neden terk ettin? Burada biraz çelişkili bağlanma örüntüsünün diğer ilişkilere de yansıdığını görüyoruz. Erken dönem anne-çocuk ilişkisinin çalışılması lazım bu hanımefendiyle. Ve buna bağlı olarak da sosyal izolasyon yapıyor. Yani kendisini izole ediyor ve psikosomatik dediğimiz, yani bu yaşadığı sıkıntıları bedene yansıtıyor. Migren ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Burada yapacağı şey birinci öfkeyi ifade etmeyi öğrenmek. İkinci erken dönem anne-çocuk ilişkileri artık hangi anılar varsa bu hangi anıların onun bu insanlara tam güvendiğim anda problem yaşıyorum noktasına getirdiğini bulması, bunlara üzerinde çalışması lazım ve bazı şeyleri kabullenmesi lazım geçmişten. Yani annem de sonuçta ne gördüyse bana o kadarını verdi, en iyisini verebildi şeklinde. Hı. Ama tabii ki bu daha detaylı. Hı. Böyle çalışabilir. Peki alınganlık hususunda ne yapmak lazım? Çünkü hanımefendinin benim hani anlattığından anladığım şekli, olaylar ona doğru gelmiş bir olumsuz bir söz olmasa dahi alınganlık gösterebildiği üzerine. Hani direkt zaten ona kötü bir söz söylenmesinde evet ifade edilir, insan sınırını çizer. Hı. Ama başkasına söylenenler üzerinden ben acaba bana mı söylendi alınganlığı yapıyorsam o zaman ne yapacağım? Genelde bu tür sosyal kaygısı olan kişilerde bir ortama girdiklerinde tüm gözlerin ve kameraların onlara döndüğünü hissederler. Herkes benim hakkımda kötü düşünüyor. Çünkü erken dönemde güvenli bağlanma olmadığı için anneyle çocuk kendisini değersizim, ben kusurluyum şeması var. Ben ne yaparsam yapayım herkes mutlaka benim eksik bir yanımı görecek. Filancaya söylüyor ama hani sana söylüyorum oğlum gelinim sen anla gibi. Yani o ona söylüyor ama onun ucu bana dayanacak. Çünkü benim derinimde o kadar kusurlu bir şemam var ki, ben o kadar kusurluyum ki beni annem de sevmedi, bana değer vermedi. Ben o yüzden ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde insanlar beni daima kınayacaklar düşüncesi alt temel inanç, kök inançlarda var. Dolayısıyla bu inanç değişmediği müddetçe sosyal ilişkilerde daima problem yaşayacaktır. Ama bu inancın değişmesi de hani bir iki günlük bir şey değil. Sonuçta yıllarca bu inançla yaşadı ve bunu getirdi. Bunun üzerinde bir psikologdan yardım alarak, özellikle şema terapi yönelimli çalışan bir psikologdan yardım alarak 10-12 seansta bu konuyu halledebilir. Bunu fark etmek bile ben bazen hissediyorum ki değişime vesile olabiliyor. Yani en azından o ilk kıvılcımı yakabiliyor. Çünkü bu duygu bana ait değil, çocukluğuma ait, çocukken hissettiğim şeye ait ya da bu konuşan şu an ben değilim, içimdeki annem konuşuyor gibi böyle bir ayrım yapabilmeye başladığınız zaman biraz değişim de başlıyor sanki. Tabii ki ve şunu yapmaya başlıyor kişi, ben annemin yerinde olsaydım ne yapardım? Hmm. İşte benim annemin babası benim babam olsaydı, benim annemin annesi benim annem olsaydı, onlar da ne öğrendilerse bana onu verdiler, daha iyisini bilse daha iyisini verebilirdi. En olmuyorsa kendi ebeveynine hitaben bir mektup yazabilir, işte sen beni sevmedin, değersiz buldun, bunu ona vermek zorunda değil. Bunu gidip bir toprağa gömebilir. Yani aslında buradaki yapmış olduğumuz şey ebeveyni karşı o kızdığı ama bir yandan da bastırdığı, ben anneme böyle diyemem, ben babama böyle diyemem dediği duygularını ifade etmesini sağlıyoruz. Ve aslında yazıp onları çıkarmış oluyor içinden ve onları gömerek artık onları sonlandırmış oluyor. Evet, artık ben bir kurban değilim, ben yetişkin bir bireyim ve ben de bir anneyim, ben de bir babayım şeklinde yaşamaya devam ediyor. Aslında geçmişten günümüze gelmiş oluyor bir bağlamda, evet. Böyle de denebilir. Bir izleyicimiz demiş ki hayırlı günler, yaptığım bir tartışmayı günlerce beynimden atamıyorum. Ne yapmalıyım? Yanıt için teşekkür ederim demiş.
Burada da benzer bir tablo var bence. Çünkü yaptığı tartışmada muhtemelen bu hanımefendi de kendi duygularını tam olarak ifade edemiyor. Benim yine öncelikle tavsiye edeceğim şey ben dili kullanarak duygularımızı ifade etmek. Yani ki ben bunu kendi yaşantımdan da başka arkadaşlarımın yaşantılarından da biliyorum. Birisine karşı rahatsız olduğunuz durumu, ben bundan rahatsız oldum, ben burada kötü hissettim dediğinizde eğer karşınızdaki sağlıklı bir insan, kişilik bozukluğu olmayan birisi ise size gerçekten empatiyle yaklaşarak çözüm üretmeye çalışıyor. Yazından bir defans oluşturmuyor. Çünkü evet. Karşıyı suçlamak yok, bir hakaret yok. Sadece kendi duygumdan, kendi hissimden bahsetmiş oluyorum. Hatta şöyle, yani sizin yaptığınız davranışla siz bunu ifade etmek istememiş olabilirsiniz. Veya tartışırken söylediği bir cümleye kırıldı diyelim. Sen bunu kastetmek istememiş olabilirsin. Ama ben böyle düşündüm ve ben kırıldım. Acaba yanlış mı düşündüm dediğinizde zaten bu sefer karşı taraf ebeveyn moduna girmiş oluyor. Ve sizi o kadar çok teselli etmeye başlıyor ki siz zaten o duyguyu tamamen orada bırakmış. Hiçbir şekilde sırtınızı almadan eve gelmiş oluyorsunuz. Dilek Hanım demiş ki kafasına takmayan bir insan olmak mümkün müdür? Birçok şeyi kafama takıyorum, kurtulmak da istiyorum ama başaramıyorum. Bu sorudan yola çıkarak ben şunu da sormak istiyorum. Biz de sizinle yayın evvelinde konuştuğumuz bir şey vardı. Hali hazırda siz de doktorunuza devam ediyorsunuz. Bir yandan araştırma çalışmalarınız var, kitap çalışmalarınız var. Çok yoğun bir misafiri de ağırlıyoruz. Biraz biz hanımlara yoğun olmak iyi mi geliyor acaba diye zaman zaman düşünüyorum. Yoksa çok küçük şeylere kafamıza takabiliyoruz hakikaten. Tabii ki yoğun olmak bizim fıtratımıza uygun bir kavram açıkçası. Benim şahsi görüşüm o. Zaten hanımların yaşantılarına baktığımızda da ister çalışıyor, bir meslek sahibi oluyor olsun, ister ev hanımı olsun ki o da bence bir meslek. Yeterince yapmamız gereken iş var zaten. Çocuklarımız var, eve gelen misafirlerimiz var, kendi ailemiz, eşimizin ailesi, evimizin temizliği gibi bir ev hanımının yapması gereken pek çok şey var. Ki bu ev hanımlarının birçoğu okuma gruplarına, sohbetlere vesaire bu tür sosyal etkinliklere de katılıyor. Ben şiddetle sosyal etkileşimin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü şu an toplumumuzda şöyle bir şey var ki benim doktora hocalarımdan birisi bunu söylemişti. Şöyle söylemişti, evet biz bireyleştik ama bireyleşemedik. Yani nasıl? Evet hepimizin kendince doğruları var. Evet ama herkes o kendi doğrularının içerisinde bunalmış, yalnız kalmış vaziyette. Yani bir birey olarak kendimizi gerçekleştirmeyi başaramadık. O kadar hızlı bir şekilde bireyselleştik ki, bireyleşemeden bireyselleştik. Dolayısıyla karşımıza tükenmişlik tablosu çıktı ve biz kalabalıklar içinde yalnız insanlar haline geldik. Ve şöyle bir şey de var, kapitalist kültürün getirdiği, hiçbir şey üzülme, hep mutlu ol, hiçbir şeyi kafana takma, tüm hazların doyur, en iyisi sensin. Bu epikürist felsefenin getirdiği, ki Freud'un teorisi de buna dayanır. Yani hazlarını doyurursan en mutlusu sensin. Karnın mı acıktı? Hemen bir sürü yemek, işte fast food diye ona saldır, buna saldır. Önemli olan hemen o açlığını doyurma. Doyurmazsan çok mutsuz olacaksın gibi bir anlayış bizim zihinlerimizde yerleştirildi. Halbuki bu eudaimonik dediğimiz, yani Aristo'nun mutluluk anlayışına göre ise eğer mutlu olmak istiyorsan erdemli yaşamak zorundasın. Çünkü sen mutlu olmak istiyorsan diğerini de mutlu etmek zorundasın. Hazlarını bir yere kadar doyurabilirsin. Hatta hazlarını olması gerektiğinden fazla doyurursan hasta olursun. O yüzden sen erdemli olacaksın. Yani diğerkam olacaksın, fedakar olacaksın, bilgelik olacak. Bu tür erdemlere sahip olmalısın ki hem sen mutlu olasın hem de diğerleri mutlu olsun. Böyle mutlu bir toplum oluşsun anlayışı var. Dolayısıyla aslında bizim değiştirmemiz gereken bir mutluluk anlayışımız. İki, biz burada hangi anlam için, ne için yaşıyoruz? Bu noktada değerlendirdiğimizde evet bir şeyleri kafamıza takmamız gerektiğini bileceğiz. Çünkü Müslümanın daima düşüneceği bir şey vardır, yapacağı bir iş daima vardır ve Müslüman bir başka işle meşgul olarak dinlenir. Evet, aslında bu güzel tanımla birlikte ben de son olarak ne eklemek istersiniz diyecektim. O kadar güzel şeyler ekleyerek nihayete erdirmiş olduk ki çok güzel bir mutluluk tanımı da çıkardık işin içinden. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, bugünkü yayınımızın da nihayetine geldik. Takıntıları konuştuk efendim. Uzman klinik psikolog Ayşe Karagöktekpe hanımefendi bizlerle birlikteydi. Ayşe Hanım laf arasında dedi ki, ben de oraya bir atıfta bulunarak nihayete erdirmiş olayım. Bir uzmana gitme ihtimaliniz yoksa kitaplar da kurtarıcı oluyor dedi. Kendisinin de sanat
terapisi üzerine kaleme aldığı çok kıymetli bir çalışması var. Altını çize çize okuyacağınız ve hayatınızın içerisinde kendiniz bir değişime nasıl vesile olursunuz? O kibritin ilk kıvılcımını nereden yakarsınız? Bu sorunun cevabını bulacağınız çok güzel bir çalışmadır. Bu çalışmayı naçizane tavsiye ederek inşallah yayınımızın nihayetine gelmiş olalım. Yarın saatler 11.45'i gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak tekrar sizlerle buluşmak duasındayız. Yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.